hoş geldiniz. Sinema eleştirmeni ve yazar Suat Köçer ile bu sefer sinemamızdan bir filmi konuşacağız. 2000 sonrası Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Derviş Saim imzalı Cennet'i Beklerken filmini konuşacağız. Hoş geldin abi nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim iyiyim. Sen de iyisindir umarım. İyiyim. Film günlüğünde topraklarımıza geldik biraz yaklaştık. Bizden hikayeye başladık ve Derviş Saim'in Cennet'i Beklerken filmini seçtik hem Dervis Daim hem de Cennet'i beklerken aslında ikisi de kendine has özellikler barındırıyor. Kendine has önemli noktaları barındırıyor. Ama bunlardan önce filme de girmeden önce biraz Dervis Daim sinemasını konuşalım. Dervis Daim e, üniversitede hocalık da yapıyor. Her sene iki senede bir film de üretiyor ve güncel konuları ele almaya değiniyor. Ve burada aslında gelenekli sanatlara da yer veriyor. Ve gelenekli sanatların modern insan için yerini de sorguluyor diyebiliriz. Derviş Saim'in sinemasını sen nasıl anlatırsın abi? Derviş Saim çok özel bir yönetmen. En sonda söyleyeceğimi en başta <laughs> söylemiş olayım. Derviş Saim'i özel kılan iki tane çok önemli sebep var benim açımdan. Eminim sinemamız üzerine kafa yoran, emek veren birçok insanda bu durumu paylaşacaktır. Bu fikri paylaşacaktır. Bir kere her şeyden önce Derviş Saim'in bu topraklara ait bu toprakların kodlarıyla yoğrulmuş ve sırtını bu toprakların e, geleneksel sanatlarına yaslamış e, filmler üretmesi sinema alanında e, böyle bir e, nüans üzerine böyle bir nokta üzerine yoğunlaşması bana çok değerli geliyor hı hı. E, Belki sinema gibi henüz 120 130 yıllık bir yeni bir sanat diğer sanatlara nazaran, çok yeni bir sanat var. Öte taraftan temeli yüzyıllara dayanan çeşitli geleneksel Türk sanatları var. Derviş Saim modern çağda yaşamış bir sinemacı olarak bir taraftan bu modern sanatı yorumlarken, meramını ifade ederken, cümlesini kurarken bu modern sanattan yararlanıyor. Ama bir taraftan da geleneksel sanatları ihmal etmiyor ve temeli yüzyıllara dayanan yine bu toprağın değerleriyle yoğrulmuş bu kadim medeniyeti, bu modern sanata entegre ederek, ikisini harmanlayarak kendine özgü, kendine has yeni bir anlayışı, yeni bir sanatı vücuda getiriyor. Burada Bu şöyle, bakımdan çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada şöyle bir şey var. Gelenekli sanatların aslında bizim Türk toplumu içerisinde de biraz unutulmuştu, biraz kıyıda köşede kalmıştı da var. Muhakkak. Derviş Zahim de sinemasıyla aslında bunu modern o sanatla birleştirerek aslında bir hatırlatma evet. görevi de üstleniyor diyebilir Aslında mi, mi? minyatür gibi, ebru gibi, hat gibi, tezip gibi sanatların şu anda bir şekilde devam etmesi için çaba gösteren ...kişi ve kurumlar var. Evet. ve Bunlar bir şekilde sürdürülmeye de devam ediyor. Ama... ...dervi Saim gibi önemli bir yönetmenin... E, ...bu sanatları... ...sinema gibi modern ve görsel... E, ...hareketli... E, ...bir e, sanatla... ...harmanlayarak, ona entegre ederek... E, ...anlatması... ...ve burada kendine yeni bir dil oluşturması... E, ...çok çok kıymetli. Ve sinemamızda eşi yok bunun. Evet. Mutlaka... Metin Ersan gibi, Lütfakat gibi, e, keza daha yakın dönemlerden bahsedecek olursak Yavuz Turgul gibi, Gölge Oyunu bunun en iyi örneklerinden evet. birisidir. E, zaman zaman geleneksel sanatlardan e, yararlanan yönetmenlerimiz veyahut bunların bir kısmından e, yararlanan yönetmenlerimiz var. E, ama Derviş Saim e, bir bütün olarak İstikrarlı ee, bir şekilde bunu evet, yapıyorsun. Bir bütün ya, olarak ve e, bunu e, mütemadiyen hemen hemen bütün filmlerinde üstelik de dozajını da arttırarak, e, dozunu da arttırarak devam eden bir yönetmen. Bu bakımdan e, ben Türkiye'de e, nevi şahsına münhasır bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Derviş sahibi benim açımdan çok özel kılan ikinci diğer bir e, sebep de şu. Yönetmenler e, her filmlerinde e, kendileriyle yüzleşir. E, kendi teknik anlatımlarını ve kendi teknik dillerini e, geliştirme yolunda bir mesafe kat eder, ederler. Bu kuşkusuz bizim için de geçerli, dünya sineması için de geçerli. Dolayısıyla böyle olduğu için de e, çok dikkatli davranırlar ve bu süreci ilmek ilmek dokurlar. Bir hata yapmamak için e, son derece özenli davranırlar. Fakat bu özen zaman zaman diğer pek çok alanda olduğu gibi pek çok durumda olduğu gibi kişiyi, kişinin özgürlük alanını da sınırlayabilir ve onu hmm. biraz daha bir takım nüansları muhafaza etme tehlikesine de sürükleyebilir ve bu da o kişinin, o üretimi sağlayan sanatçının yönetmen veya roman veya müzisyenler için geçerli olabilir. Romancılar ya da müzisyenler için belirli kalıplar içinde hapsolma durumuyla hı. da karşı karşıya getir getirebilir bir konfor alanı olarak kendi gördükleri elini. için kendi eliyle aslında kendi sınırlarını belirliyor evet yani bu bir koz'a başlıyor. özgürlük evet, oluyor evet bir, bir, bir koz'a içerisinde kalıp o anlatım o çerçeve hı hı. o hatlar içinde kalabilir kendini hapsedebilir de bir yönetmen ve bu daha konformist bir anlayış olduğundan dolayı e, sanatçıyı kısırlaştırabilir güdükleştirebilir e, bir e, belirli bir e, alanı hapsedebilir Halbuki derviş Zaim e, hemen hemen her filminde yeni bir anlatımı e, yeni bir biçimsel e, anlatımı arayışı kendine mesele edinerek e, bu kabuğu kırmış ve ve bu bağlamda her filminde yeni bir anlatım dilini deneyerek evet. e, bir takım yenilikleri zorlayarak e, kendi sınırlarını zorlayan e, ve e, sonuç itibariyle de sinemasının alanını genişlettiği gibi Türk sinemasına da e, her seferinde yeni bir tecrübe armağan etmiş evet. bir yönetmen. E, bu yönüyle de ben çok cesur buluyorum. E, bu kadar risk alan e, konfor alanını hiçe sayarak konfor alanını elinin tersiyle bir kenara itip, yeni anlayışları, yeni arayışları cesur bir biçimde denemek, hem kendini bu anlamda geliştirmek, hem Türk sinemasının sınırlarını ve anlatım biçimlerine katkıda bulunmak, bence önemli bir yönetmen için ve Derviş Zahim'in büyük tarafı, bu iki e, argümanla izah edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Bir de şu var. E, Türkiye Türk sinemasının aslında işte 2000 sonrası o değişen dönüşen yapısında ve Derviş Bey'in de halen üretiyor olması yakın zamanda işte Flash Bellek filminde de o şartları durumlara uygun aslında gelenekle moderni kullandığını görüyoruz. Bir canlılık da katıyor ve sinematografisinde herhangi bir filmi izlediğinizde aslında sizi işte gelenekli sanatların bir dalına götürüyor. Oradan başka bir mevzuya götürüyor. Oradan ise bambaşka bir dalı atlayıp bir bakıyorsunuz ki Türk sinemasına dair çeşitli konuların içinde bulmuşsunuz kendinizi. Oradan da Türk sosyolojisine, işte Türk toplumuna dair de meselelere gitmişsiniz. Biraz cenneti beklerken gelirsek 2006 yapımı bir film. Yani bayağı 17 senelik bir şey var. Ve konusu aslında minyatür sanatı. Evet. Seyirciye hatırlatma babından e, bel belirtelim bu arada hı hı. müsaadenle. Tabii. E, filler ve Çimen'de Ebru evet. bahsi vardı. Evet. E, noktada hat sanatının Tabii. temel alındığını biliyoruz. Hatta e, kamera hareketlerini de hat sanatının belli başlı hı. bazı argümanları etrafında yorumlayarak yeni hı. bir teknik anlamda da kamera görüntü kullanımında da evet. e, bir takım... E, Deneysel çabaların içine girdiğini biliyoruz. Mesela Rüya filminde e, Derviş Sahip yine benzer bazı geleneksel sanatlara vurgu yapıyor ama orada bu sefer mimariyi e, ön plana çıkartıyor. Ve İslam mimarisiyle ilgili e, ve şehir estetiğiyle ilgili son derece esaslı e, tespitlerde vurgularda bulunuyor. E, hatta e, yedi uyurlar e, üzerinden modern e, mimariye ...ve modern yaşamdaki zaman algısına, zaman e, bu, anlayışına e, bir takım e, yorumlamalar getiriyor. Hı hı. E, Cennet'i Beklerken filminde de senin de söylediğin gibi minyatür e, sanatı etrafında e, bir dönem hikayesi anlatıyor. Dönem hikayesi anlatılıyor, minyatür sanatı. Suret yapma, tasvir yapma, rüyalar alemi. Baş karakterimizin ismi Eflatun, Serhat Tutumlayar'ın canlandırdı Eflatun. Biliyoruz ki Osmanlı'da İslam felsefesinde Platon'un bir şeyi Eflatun diye anılır aslında rüyalar orada bir anlam barındırıyor. Sonra yolunun kesiştiği Leyla, Leyla'yı da bir figür ve bizi aslında bir sürü şeye götürüyor. Ama birçok sembolün, birçok evet. e, anlatımın aslında sembolik anlatımın adeta armonisi gibi. Armonisi ve ağır bir şey de aslında yani ilk başta izlediğinle ikinci, üçüncü izlemede sana her bir seferinde bambaşka bir kapı açılan bir film oluyor. Peki bu e, suret yapma, suret çizme aslında işte İslam gelenekleri dininde de tartışılan, şey yapılan bir mevzu. E, filmimizin merkezinde ise adalet üzerine bir suret yapma. Yani bir isyan eden var. Eflatun bunun için görevlendiriliyor. Diyor ki gideceksin böyle bir isyan eden birisi var. Bunun resmini yapacaksın. Bunun resmi bize gelecek. Kellesi de gelebilir. Sıkıntı değil ama o resim de bize gelecek. Eflatun da o sırada aslında eşini ve çocuğunu kaybetmiş. Minyatür sanatından, suret yapmadan uzaklaşmaya çok yakın. Çizmek istemiyor, yapmak istemiyor. Sadece çocuğunun ve eşinin yüzünü yapmış aslında o zamanlarda suret yapmak yasak yani insan yüzü çizemezsin. Aslında Eflatun'un da filmde söylediği gibi vezirle konuşmalarında sevgili hı. Ahmet Mutas Taylanla o da bir e, sağlık operasyonu geçirmişti buradan da bir kere hı, daha geçmiş, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sinemamızın gerçekten çok çok Müzik. özel oyuncularından Müzik. birisi e, Ahmet abini canlandırdı vezir. E, oldu bir sahnesinde o, e, filmin başlarında e, diyor ki Eflatun e, vezire e, biliyorsunuz diyor bir yasak yok. Vezir de diyor ki bir yasak yok ama hoş karşılanmadığı da malum diyor. Hani evet. aslında bir yasak yok Osmanlı'da fakat bir hoş karşılamama durumu. Evet, suret yapmaya, o sureti aksettirmeye aslında işte gerçek evet. olanın ilahi olanın belki bozulması olarak bir bakış da evet. bakıyor ama Orada filmin hikayesinde de görüyoruz ki Mehdi Dalyan hani kendini iş şey yapmak için o resme ihtiyaç duyuyor. Yani surete ihtiyaç duyuyor ki elinin gidemediği, ayağının gidemediği yerlere abi ben Mehdi olduğu bilinsin isteniyor. Orada da belki aslında Osmanlı'nın o değişim zamanlarına da bir işaret ediyor. Peki burada şunu da şey yapalım. Bu biraz bizden bir hikaye. Ama ilginç bir tercih değil mi? Yani 2006 yılı yapımı bir filmden bahsediyoruz. O zamanın şartlarında bambaşka sorunlar olabilir. Bambaşka hikayeler anlatılabilir ama Derviş aynı sinemasında ta ne kadar zaman geriye götürüp 17. yüzyıla 17. yüzyı. Orada bir hikaye anlatmayı seçiyor. Bunun sebebi sence nedir abi? filmlere nasıl görüyorsun bunu şey olarak? Bence Derviş Saim için hiç şaşırtıcı değil. Hmm. Yani Derviş Saim söz konusuysa hiç şaşırtıcı değil. Derviş Saim demin bahsettiğin son filmlerinden birisi Flash Bellek. Flash Bellek'te de biliyorsun bir savaş filmi çekti. Evet. Suriye Savaşı'na evet, bu sefer Savaşı, kamerasını yani. çevirdi. Hiç Derviş Saim'in sinemasında alışkın olduğumuz bir şey değil. Bu aksiyon, patlama sahneleri, bu canlılık, hmm. bu hız vesaire. Çünkü o daha minimalist, daha yavaş akan ve daha durum üzerine tercihleri yoğunlaşan bir yönetmen. Şimdi minyatür tabii ki o demin başta vurguladığımız şey aslında senin sorunun cevabını içeren nokta. Derviş Zahim kafasındaki meseleleri anladığım ve gözlemlediğim kadarıyla zihnindeki meseleleri mümkün mertebe yaşadığı toplumun anlatım biçimleri üzerinden anlatmayı tercih ediyor. Hmm. Ee, kaynaklara belki geri başta, dönüş yapıyor. Belki başta evet belki başta e, ifade e, etmeyi e, unuttuk ama Derviş Saim'in e, aynı zamanda bir romancı kimliği var. Hmm, evet. E, ve evet, biliyorsun doğru. Aris Halikalar Diyarında isimli romanı e, Yunus Nadi Ödülü aldı. Doğru, evet. E, dolayısıyla karşımızda aynı zamanda bir metin yazarı da var. Bir met, e, yazım hmm. üzerinden de kendi duygularını anlatan hmm. çok yönlü e, bir, bir şey var e, aslında. Isim vardı. çok yönlü bir yönetmen hiç kuşkusuz resimle ilgilendiğini, fotoğrafla ilgilendiğini, minyatür e, 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 ebru, efendime söyleyeyim tezhip, hat hepsiyle yakından ilgilendiğini biliyoruz. Ki ilgileniyor ki filmleri çekebiliyor ve bir bırak film çekme sadece bir konu etme meselesini bir anlatım biçimi olarak da yoğunlaşıyor. Dolayısıyla ben Derviş Saim'in bu coğrafyayı Kurduğu cümlelerde e, e, buraya ait kelimeler e, seçtiğini ve buraya ait kelimelerle bir cümle kurmaya çalıştığını düşünüyorum. Hmm. E, bu bu çok önemli bir tercih. Kaynaklarını aslında e, yani kullanıyor. bu ülkenin ya yani kendi meselelerini, kendi yaşadığı meseleleri yine bu ülkenin kelimeleriyle e, bu, ülke, bu ülkenin argüman, bu toprakların argümanlarıyla kurmaya çalışıyor e, ve Kurmaya çalıştığı e, bu cümle aslında Derviş Saim'in sadece bugünle ilgilenen bir insan olmadığını, e, geçmişle de meselesi olan ve e, geçmişin hikayelerini, geçmişte olan bitenleri, bugünün bazı e, sorunlarını, bazı meselelerini e, düşünmek hatta belki çözümlemek ...dete kullandığını söyleyebiliriz. Hmm, doğru aslında aracı ee, o şekilde... Evet, yani o şekilde Bir kullan. hikayesi var, bir meselesi var... ...ve bu meseleyi anlatırken diyor ki... ...ben minyatür gibi... yüz ...temeli yüzyıllara dayanan... ...bir Osmanlı... E, ...sanatı var ve bu sanat... ...çok büyük oranda... E, ...sembolik anlatımı ön planda olan... ...bir sanat. Hmm. Çünkü doğrudan... ...tırnak içinde filmde kullandığı... ...ifadesiyle kafirler gibi... ...doğrudan çizmiyor... Dolaylı, Dolaylı yollardan, sembolik, simgesel bir takım göndermelerle e, e, oluşturulan bir e, e, yapısı var minyatürün. Dolayısıyla e, derviş sahibi aslında e, sıradan bir e, tercih de bulunmuyor bunu yaparken. Son derece bilinçli, bilinçli. ve e, aslında arkasında ve bir sosyolojik bir geri planında bir geri planında da e, kendi hikayesine hizmet eden. Ee, sırtını yasladığı çok derinlikli, çok yönlü ve çok güçlü bir e, kadim kültür var e, ve Derviş Sahin bilinçli bir şekilde sırtını o kültüre yaslıyor kendini anlatırken. Hmm. Aslında şu da var e, işte Eflatun bu yolculuğu yaparken Anadolu'nun biz karışık halini görüyoruz. Her yerde bir güvensizlik Evet. Herkes birbirini her an bir öldürebilir. Çünkü işte. bir dönem filmi bu evet, taraftan da. Bir dönem bir çalkantı var, bir güvensizlik var. Şöyle i̇şte Leyla Melisa Sözen'in canlandırdığı karakterle de aslında onu öldürülmesini ya da bırakılmasını istiyor köle hani ama onu korumaya çalışıyor. Burada şu da var. Hani bu yolculuğu yaparken Eflatun hayatta şuradan kalabiliyor. Sanatkar olduğu için hayatta kalıyor. Yani çizim yapabildiği için hayatta kalıyor. İşte Dalian Efendi de onu oradan bırakıyor. Vezir de onu oradan geri döndürüyor. Bu yola da sanatkar olduğu için çıkıyor. Bu yoldan da aslında evine sağ salim sanatkar olduğu için söylüyor. Burada acaba şöyle bir şey diyor olabilir mi? Sanatçı sanatkar olanın bir gücü olduğunu ama bu gücün çok ince bir çizgi üzerinde yürüdüğünü her an yani çizginin bir ayağını düşse boşluğa gidebileceğine dair de bir yorum ben gördüm. Sen ne dersin abi? Kesinlikle katılıyorum. Bir de e, filmde çok enteresan bir diyalog var. E, vezir bir sahnede e, Eflatun'a Eflatun e, refakat edecek askerinin kulağına eğilip diyor ki e, Eflatun'un canını koruyun, onu her ne şekilde olursa olsun buraya sağ olarak geri getirin. Çünkü adalete ihtiyacımız olduğu kadar bu, e, bu dünyanın, adalete ihtiyacı olduğu kadar bu dünyanın ...güzelliğe de ihtiyacı var... Evet. Ee, ...dolayısıyla... E, ...aslında yönetmen orada kendini açık ediyor... ...meramını ortaya koyuyor... E, ...gerçekten de... ...o senin bahsettiğin... ...o 17. yüzyılda geçen... ...o çalkantılı ortamda geçen... E, e, ...macerada... E, ...bir şekilde... ...Eflatun hayatta kalıyor... ...ve çizerek, üstelik de çizerek hayatta kalıyor... İşini yaparak ayakta kalıyor... Burada bence önemli olan çok e, mühim, yani çok önemli bir kavram daha var. O da hafıza. Hmm. Aslında derviş zaimin bir bakıma geriye dönüp baktığı yer de hafıza. E, ebru'da hatırlatma olarak Ebru'da, mı? Ebru'da, Hafızalı. e, minyatürde, hatta e, işte o İslam estetiğiyle ilgili, mimari kaygılarla ilgili... Ee, ve bir takım e, Anadolu'ya ait bir takım efsane ve inanışlara vurgu yaparken aslında sinemasında derviş aym de bir hafıza e, seyahati yapıyor hmm. ama filmdeki karakter de e, hafızaya her fırsatta e, önem evet. veriyor fotoğraf yırtıldı yırtıldığı zaman olsun diyor ben onun süliyetini hafızamda taşıyorum diyor yeniden çizebilirim diyor Hmm, tutabilirim onu aslında hatırlıyorum yani evet, hatırlıyorum diyor ben onu yeniden çizebilirim diyor. Hmm, çünkü evet, o benim ben. hafızamda diyor. Aslında ee, orada hafızamıza neye nakşettiğimiz de bir tık önemi çıkıyor. Hafıza ya nasıl koruyoruz? Tabii hafıza, ki hafızanın ne kadar önemli bir şey olduğunu e, ve e, aslında e, hafızada neyi muhafaza ettiğimizle de hmm. tabii ki bir taraftan ilgili ama e, en nihayetinde e, bir sanatkarın canı pahasına kendi mesleğini yapmaya devam etmesi ve bununla ayakta kalması çok önemli bir nüans diye düşünüyorum. Hem öyle hem de adalet ve güzellik o vezirin söylediğinde Dalyan Efendi'yi ele vermiyor. Yani aslında o işte Dalen Efendi dediğimiz kendini mehdi olduğunu ilan eden artık kendisinin yönetime geçmesi gerektiğini söyleyen Anadolu'da isyan çıkaran birisi aslında güveni huzuru bozan birisi ama şöyle diyor orada Eflatun'un kendi kurduğu şeydi benim canımı bağışladı benden bir tasvir istedi bir şey istedi ben onu yaptım ve benim canımı bağışladı ölebilir bu yolda bambaşka şeyler başına gelebilir ama benim elimden benim dilimden Başına bir şey gelmeyecek. O çünkü benim canımı kurtardı. Orada hem bir güzellik, bir var, sadakat, sadakat aslında. var. Bir, bir sadakat. de kendince bir adaleti koruma var. Çünkü aslında baktığın zaman Eflatun bu yola çırağının ölmemesi için çıkıyor. Çırağının ölmemesi için geri dönüyor. Leyla ile yolu kesişiyor. Onun hayatını ölmemesi için kurtarıyor. Ama sonra aralarında bir aşk bahsi doğuyor. E aynı zamanda o Mehdi şeyini çizerken de rüyada oğlu ona aslında yardım ediyor. Aslında burada bir de rüya bahsi. rüyalar alemi var aslında. Şimdi Eflatun, Platon şeyine dersek bir idealar alemi bir bu alem vardı ve idealar alemi esas alemdir. Bu alem geçici alemdir. Yani biz burada aslında e, yansımalarla şey yapıyoruz. İdealar aleminde gerçeği görürüz diyor der Platon. Eflatun da belki minyatür sanatında da belki burada sanat yani minyatür de aslında bir yani gerçek olanı dedin ya dolaylı yoldan gösteriyor. Suret ise gerçek olanı çiziyor. Belki burada bir ayrım yapıyordur diyebiliriz. Aslında Rüya filminde Derviş Saim buna benzer pek çok meselenin üzerinde duruyor. Orada da bir rüyadan uyanma meselesi, yedi uyurlara bir Hı. gönderme meselesi var. Ve Sancaktar Camii malum çok mimarisiyle çok evet. özel bir camidir. O caminin etrafında bir e, hikaye e, geçiyor ve o hikayede e, bir ucu rüyalar alemine dayanan ama bir ucu e, şehir mimarisine hatta İslam estetiğine, İslam mimarisine kadar uzanan çok böyle geniş skaladan bir e, konular yumağı diyelim ya zaten e, onun ele alıyor. Aslında orada mesela... Ya rü, rüya biliyorsun bizim kültürümüzde kadim kültürde çok önemli bir donedir evet. yani e, hatta vahide bile sahih e, evet. rüyalar şeklinde vahinin geldiğine dair biliyorsun bizim e, İslam e, e, kültüründe e, çok önemli bir bahis vardır. Dolayısıyla evet. onun dışında işte salih insanların rüyaları ve e, hayattayken kurduğumuz gördüğümüz bir takım rüyaların e, gerçek yaşamımızdaki ee, misyonuyla ilgili bir takım tartışmalar bir takım çok evet. önemli meseleler var Rüya her zaman bu topraklarda her zaman çok önemli bir gösterge oldu ola geldi Dolayısıyla hem dini hem ilmi ama bir taraftan da sosyolojik bir geniş planı olan bir argümanı Pekala derviş hem gibi bu topraklara sadık olan bir sinemacının ...es geçmesi zaten tuhaf olurdu. Evet. Derviş Saim... ...kendini anlatırken... ...filmdeki meselesini ele alırken... ...Rüya'ya da başvuruyor... ...ve dediğin gibi... ...filmin çeşitli sahnelerinde... ...sıklıkla... ...Rüya ile gerçek arasındaki... ...ilişki sık sık seyircinin... gözünün önüne seriliyor. Belki o çıktığı yolculuğu da aslında... ...filmin başına çünkü Çıra'yla şöyle bir şey geçiyor... ...artık ben yapmayacağım... Yani bırakacağım çünkü eşini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Hayattan da kopuyor bir yerde. Kopma noktasına gelmiş ama çıktığı bu yolculukla hem yeniden belki aşkı buluyor. Çocuklarıyla, eşiyle aslında o hayal, rüya alemindeki o vedalaşmayı yapıyor. Ve döndüğünde şunu diyor, suret yapacağım ben. Çizebildiğim kadar çizeceğim ve hatırlayacağım onu. Yani ben buna neden başladığımı. Belki aslında burada işte sanatkar olmak, sanatçı olmak üreten bir insan olmak hayali olabilir, resim olabilir, şey olabilir. Belki o başlangıç noktasını da hatırlıyor. Bir de şöyle bir şey var, cenneti beklerken aslında katman katman açılan bir film. Yani çok farklı yerlerden, çok başka yerlerden konuşulabilecek, yani dönemsel olarak ayrı bir program Tabii. yapılabilir. Karakterler üzerinden ayrı bir program yapılabilir. Şey, i̇şte Dervis daim ve gelenek üzerinden ise bambaşka bir okuma yapabilir. Peki şöyle bir soru sorayım abi. Şimdi biraz bizim yönetmen yani Türk sinemamızın yönetmenlerinden olduğu için bu programı izleyecek insanlar işte bu filmi belki ilk defa duyacak, belki daha önce duymuş. Zaim sinemasına diyelim bir merak sardılar. Bir başlamak, bir izlemek istiyorlar. Neyden başlasınlar? Nasıl bir yolu izlesinler? Biraz buna da girelim istiyorum yani. Çünkü işte çeşit çeşit filmler izliyoruz şey yapıyoruz ama biraz bizim sinemamızdan olan yönetmen ya da bu diğer yönetmenler için de geçerli ama sistematik izleme yani hani onun sistematografisine diline hakim olmak için nasıl bir izleme yapsınlar? Aslında e, e, biliyorsun bizim Türk sinemasında çok yıllardır süre gelen bir tartışma var. E, kimlik meselesi. Evet. Sinemamızın bir kimliği var mı? Sinem, sinemamızın ortak bir dili var mı? Ortak bir dili olmalı mı? Bu mesele çok e, neredeyse sinemanın varlığından beri e, devam eden bir mesele. E, ben bu meselede zaman zaman e, bazı arkadaşların e, çok e, haklı e, tespitlerini e, görüyorum, haklı isyanlarını görüyorum. Neden e, Türk sineması bir İran sineması gibi e, kendi e, yerel kodlarını, kendi kültürünü e, daha yoğun bir biçimde taşımıyor kullanmıyor. Neden sinemacılarımız... ...bu ülkenin tarihsel, kültürel... ...dini, örfi... ...pek çok... ...olgusunu, değerini... ...neden ele almıyor? Bu tartışmalar bir yana dursun. Çünkü sonu gelmeyen tartışmalar bunlar. Evet. Derviş Saim... ...aslında... ...bu tartışmalar ekseninde... Bu toplumun, bu toprağın değerlerini e, hem konu itibariyle, hikaye itibariyle hem de anlatım biçimi olarak e, seçmiş bir yönetmen olarak e, bu işin bir prototipidir, hı hı. bir örneğidir. Yani evet. bana e, Türk sineması nasıl olabilir e, diye sorduğunda... E, Derviş Zaim'in filmlerindeki kaygıları düşünerek ben eee Derviş filmlerindeki kaygıların e, Türk sineması'nın öncelikli kaygıları arasında olması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Bu gelenek bu kadar yani, önemli, hı. bu Anladım. kadar önemli bir sinemacı demiş. Hem gelenekte de kurduğu ilişki ee, hafızayla kurduğu ilişki. Evet. Yani bu topraklara ait ne varsa Derviş Zaim'in sinemasında yeri var. Bir örneği de var. Yani filmlerinde evet. incelediğimizde bulabiliyoruz. Evet. Yani. Dolayısıyla dolayısıyla e, şunu bütün herkes kabul edebilir. Bir sanatçı kendi toprağı toprağından biriktirdikleriyle yücelebilir, yükselebilir. Evet. E, çünkü yani bir varlık kökü üzerinde ayakta kalır. Kökü neyse aslında. Ayakları üzerinde yer, ayakta kalır evet yani. Orası. Evet. Nereye basıyorsun? Ayağın nereye basıyor? Nerenin üzerinde duruyorsun? Evet. Bir ağaçsan kökün nerede? Nereye ulaşıyor köklerin? Nereden besleniyorsun? Ee, evrensellik başka bir şey elbette. Belki bir sonraki adımı. Ama burada yine rahmetli Kemal Tahir'in bir tespitini belki hatırlatmakta fayda var. Hiçbir şey yerel olmadan evrensel olamaz diyor evet. Kemal Tahir. Aslında dünyaya hitap etmemizin, dünyaya açılmamızın varsa böyle bir derdimiz olmalı mı o da ayrı mesele. Ama eğer varsa ve olmalıysa böyle bir derdimiz bunun başlangıç noktası kendi ayağımızı bastığımız yer, kendi kültürümüz. Zaten kendini tanımayan, kendini tanımlamayan bir insan, bir eser başkasını tanımlayabilir mi? Diğer diğerlerini tanımlayabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün, Mümkün değil. Ben bu anlamda kendini tanımanın, kendini keşfetmenin, en azından bu yöndeki bir çabanın e, çok değerli olduğunu ve bunun derviş zaim sinemasında vücut bulduğunu düşünüyorum. E, derviş zahimin biliyorsun ilk filmi Tabuta Rıvaşata. Aslında evet. Tabuta Rıvaşata, e, sonraki filmlerinden çok farklı belki bir yerde duran bir film e, konusu itibariyle. Ee, ama orada da yine bir tavus kuşu ve gelenek ee, ve yine müziği itibariyle de evet. yine bir e, şekilde aslında geleneğe e, gelenekte organik bir bağı var. Yine bir ilintisi var gelenekle. Hep beslemiş ee, aslında her filmde. Mutlaka beslenmiş. Çünkü Derviş Saim e, Türk edebiyatını, Türk düşünce dünyasını, e, Cumhuriyet dönemi e, klasik Türk edebiyatçılarını iyi okumuş. Bunların metinlerini e, iyi özümsemiş ve e, Batı e, edebiyatını, Batı sanatını da e, takip eden, e, yakından takip eden bir sinemacı, e, ya bu har harmoninin oluşması e, tesadüf değil. Hı hı. Bu tamamen bir zihin okumasının, zihin inşasının e, geldiği nokta. Ben Tabuta Rövaşata'dan başlayarak sırasıyla dervişhan filmlerinin okunması, izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan e, derviş sahimi tanımlarken, tanımaya çalışırken, bir taraftan da derviş sahim sinemasının zaman içerisindeki olgunluğu ve evrildiği hmm. e, istikameti ve çizgiyi de okumuş olurlar. Kronolojik sıralamayı Böyle daha önce şansı önemli da görürüz. yakalamış olurlar. Evet. Doğru aslında orada aşamaları şey yapmak. Orada belki farklılıkları işte nerede değişti, nerede teknik anlamda değişti. O şey oyuncular evet. Mesela balık de... filmini, efendim söyleyeyim çamuru... E... Onlar işte, çamur mesela bambaşka Tabii, bir konuya Bambaşka bir yer film. Kıbrıs'ta biliyorsunuz Evet. E, ve Kıbrıslı bir yönetmen. Tabii. Bir sahip. Balık da ayrı şekilde. Filler ve çimen de aynı şekilde. Yani aslında şöyle bir şey var, onu tanımak... Devir bu arada enteresan. Evet, yani ve işte bu da çok güzel bir şey. Örnekler çoğalıyor ve konuştukça aslında aklımıza başka filmleri gelebiliyor. Tabii. Aslında burada işte yine biraz o tanımakla, o yönetmenle biraz hasbihal etmek gerekiyor. Bir yerden başlamak istiyorlarsa, kronolojik bir yerden başlayarak evet. başlasınlar. Ben lütfen başlasınlar. <laughs> Derviş Saim her şartta ve koşulda tanınması gereken, evet, evet. izlenmesi gereken ve okunması gereken bir yönetmen. Ve şu da var, şu da çok kıymetli. İşte hep vefat eden işte usta sinemalar böyle şey. Zamanımızda yaşayan, bizimle yaşayan yönetmenleri, romancıları, yazarları, şairleri tanımak gerektiğini düşünüyorum ki onlar yaşarken ne kadar şey alabiliyoruz onlarda ya da işte bir söyleşisine katılabiliyorsak. Katılalım ve onlardan beslenelim. Sonra biz anlatalım onlarla yani. Hani Allah uzun ömür versin hepsine evet. ama biz düşün. Umarım şir... daha çok Heh. uzun yıllar güzel evet. filmler Evet. Şöyle şöyle konuşmuştu, keyfesini. şöyle şöyle anlatmıştı diyelim. O zaman e, kronolojik şekilde izlesinler ve bir önce izlemeye başlasınlar diyerek. Hiç ihmal etmesinler. Derviş sahibi ihmale gelmez. <laughs> çok güzel bu şekilde diyerek bitirelim. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Film Günlüğü programının yeni bölümünün sonuna geldik. Sevgili sinema eleştirmeni ve yazar Suat Köçerli Derviş Daim imzalı Cenneti Beklerken filmini konuştuk. Yine sinemanın gücüne dair bizi götüreceği yerlere dair bambaşka sulara girdik ama bu sefer girdiğimiz sular bizden uzak sular değil, bizden bize yakın olan, bizimle ilişkili olan, geleneğimize dair bir dil kurmuş, modern bir aracı kullanan Derviş Daim sineması oldu. E, ve sevgili Suat Köçer şöyle bitirdi. Derviş Daim sinemasını kronolojik olarak izlemeye başlayın ama bir an önce bizim yönetmenlerimizi Derviş Daim sinemasını tanımaya başlayın ki onlar yaşarken kıymeti bilinsin, kıymetini bilen insanlar arsın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar, iyi günler.